Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Haziran'da Türkiye saatine göre öğlen 13.55'te 19 derece İkizler burcunda yeni ay ile birlikte halkalı güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmalar çok önemli göksel olaylardır ve uzun süreli hayatlarımızda belirleyici olabilir. En kısa vadede önümüzdeki Aralık ayına kadar bu tutulmanın genel ve kolektif etkileri altında olabileceğimizi söyleyebilirim. Evet, 19 derece İkizler burcunda halkalı güneş tutulması Kuzey düğüm yönünde meydana geliyor. 147 no'lu Saros ailesine ait bir tutulma. En son bu ailedeki tutulmayı 31 Mayıs 2003 yılında deneyimlemiştik. Evet, ee, 2003 yılındaki bu tutulma hayatlarımızda ve kolektif alanda meydana getirdiği tesirler ne ise bu dönemde de buna benzer etkiler ortaya çıkarabilir Ancak tabii ki kendi içerisinde de farklı açılımları var tutulma an haritasına baktığımızda yükselen de Türkiye'ye göre terazi burcu yükseliyor hava elementi yönetici gezegen Merkür tutulma sırasında ikizler burcunda geriliyor Venüs yengeç burcunda balık burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı içerisinde bulunuyor. Tutulma haritanın dokuzuncu evinde yer alıyor. Mars 29 derece yengeç burcunda yerleşmiş. Evet, tutulma ikizler olduğu için değişken nitelikli, hava elementine ait bir burç. Özellikle değişken burçlarımız bu tutulmadan birinci derecede etki alıyorlar. İkizler, yay, balık, başak burçlarımız en fazla etki alan burçlar. Yükselen burçlarda tabii ki bunun içerisinde. Aynı zamanda kişisel haritalarınıza lütfen bakınız. Bu burçlarda olmayabilirsiniz ama 19 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa o gezegenlerin bulunduğu Alanlar ve onların sembolize ettiği konularla da ilgili tabii ki yine güçlü bir enerji oluşacak etkiler meydana gelebilir. İkizler Burcu iletişim demek, haberleşme, iletişim, bilgi paylaşımı, eğitim, ticaret, yakın çevre ilişkileri, ulaşım ikizlerle ilgili değişken ve yüzeysel bir burçtur. Çok hızlı hareket eder. Ve bu tutulmanın da değişken ve hızlı koşullarını e, Haziran ayı içerisinde özellikle e, deneyimleyebiliriz. Ancak sadece Haziran'la sınırlı değil etkiler. En kısa vadede Aralık ayına kadar gündemde kalabilir. Ve transitlerin tetiklemesiyle beraber ki bu tetiklemeler güçlü bir şekilde Eylül ayında, Eylül'ün son haftasında aktifleşecek. Ve aralığın özellikle ilk haftası içerisinde de yine bu tetiklenmeleri 7-10 Aralık arasında deneyimleyebiliriz. Tutulma yaklaşık 3,5 dakika sürüyor. Aslında tutulmaların süresi de etki süresinde önemlidir. 3,5 dakika uzun vadede baktığımızda bu tutulmanın hayatımıza taşıdığı, enerjiler, koşullar, değişimler, yenilikler, her neyse bunların hayatımızda 3,5 üç, üç, üç yıl kadar da tesirinin devam edebileceğini işaret ediyor. E, gündüz olacak e, tutulma ama Türkiye'den tam gözlemlenmiyor. E, özellikle Kuzey ülkelerinden, e, Grönland, Kuzey Amerika, Kanada, Kuzey Asya'dan e, izlenebilecek bir güneş tutulması bu. E, yönetici gezegeni Merkür gerilemekte. Bu da tabii tutulmaya önemli bir tesirde bulunuyor. Gerileyen bir gezegen koşulları biraz geriye de çekebilir. Yani geçmişe de bizi çekebilir. En azından 6 ay, 1 yıllık bir konu veya 9 yıl önceki mevzular bu tutulma sırasında tekrar karşımıza çıkabilir. Bu tekrar ele alma, değerlendirme fırsatı da olabilir tabii. Evrenin bize sunduğu bir şans gibi de bunu değerlendirebiliriz. Ama Merkür Retrosu'nun 22 Haziran'a kadar devam edeceğini düşünürsek, tutulmayla beraber oluşabilecek bazı yeni gelişmeleri biraz yavaş ele almakta, iyice detaylara dikkat etmekte fayda var. Tutulma Neptünden de bir açı alıyor. Neptünde bazı belirsizlikler, biraz böyle karmaşalar, yanlış anlaşılmalar yaratabilir ki, zaten özellikle haberleşmeye, iletişime dikkat çeken bir tutulma dedik. Çok sayıda haber duymamız, bilgi paylaşımının çok olması mümkün. Bunlar spekülatif de olabilir tabii ki. Yalan dolan, iftira, dedikodu tarzı şeyler de olabilir. İşte bunları ayırt etmemiz gerekiyor birbirinden. Çok fazla bilgi kirliliğini ve karmaşanın olabileceği bir süreçteyiz. Bunlar kötü niyetli de olabilir. Daha önceden gizlenmiş bazı bilgilerin açığa çıkması şeklinde de olabilir. Çünkü Neptün gizlilikle de alakalıdır. Aynı zamanda zihinsel olarak da çok hem hızlı hem de çok et, çabuk etki altında kalabileceğimiz bir süreçteyiz. Güney düğüm yöneticisi Jüpiter balıkta bazen bizi aşırı iyimser yapabilir olaylara aşırı duygusal yaklaşabiliriz ama kendi düşüncelerimiz inançlarımız bizim için çok doğru gibi de gelebilir Dolayısıyla abartılı düşünceler içerisinde olabiliriz, idealist davranışlar içerisinde olabiliriz. Bunlara dikkat edeceğiz. Merkür objektif olmamız gerektiğini işaret Çünkü ikizler objektif bilgiyle alakalı. O yüzden burada inançlar, düşüncelerden ziyade ya da şartlanmalardan ziyade daha çok objektif bilgiyle ilgilenmemiz lazım ve inandığımız şeyler acaba doğru mu? Bunları iyi tartmamız gerekiyor. Herhangi bir konuda girişimde bulunacaksak, ya da yeni bir şeyler öğrenmişsek, yeni bir bize yeni bir bilgi gelmişse bu doğru mu değil mi? Bunları iyi bir araştırmamız gerekiyor bu süreç içerisinde. Seyahatler, ulaşım, eğitim, e, Tabii ki yine bunlar ikizler konusu e, Haziran ayı gündemimizde e, belki de önümüzdeki 3 ay özellikle e, yolculuklar, seyahatler ve buralardaki bazı düzenlemeler e, yine çok konuşulacak. Turizm çok gündemde olacak. Seyahat şartları, Özellikle e, yine gündemimizde olacak. E, aynı şekilde eğitim. Eğitimle ilgili konularda e, daha fazla konuşulacak ama özellikle haziranda biraz karmaşa yaşanabilir e, burada. Sınav, Sınavlarla da ilgili olabilir bu karmaşık durumlar. E, daha önceden verilmiş kararlar değiştirilebilir örneğin. Bazı uygulamalar tekrar e, ele alınabilir, üzerinden geçilebilir gibi. Yani bunlarda bir karışıklık bekleyebiliriz ticari hayat Tabii ki o da Merkürle alakalı özellikle küçük işletmeler günlük hayattaki ticari hayatı gerileyen ve Merkür bir şeyleri kısıtlıyor beklenen açılımların gecikmesine yol açabilir özellikle 22 Haziran'a kadar bu kısıtlamaları bekleyebiliriz daha önceden açıklanmış bazı kurallar ya da planlar değişebilir değişkenlik gösterebilir her türlü seyahatte gezilerde trafikte daha dikkatli olmamız gerekiyor bu süreç içerisinde evet ve tabi pandemi ve onun etkileri şimdi virüsleri yönetir ikizler ve merkür gerileyen bir merkür neptünle açı yapıyor mars yengeçte venüs yengeçte ki türkiye'nin yükselen burcu yengeçtir burada tabi özellikle ikizler tutulması türkiye'nin 12. evi yani 12. ev bir yana sağlık alanlarını hastaneleri de gösteriyor ee, sağlık ve aşılanma aşılanma ile ilgili aşılarla ilgili tedavilerle ilgili pandemi ilgili sağlık sektörü e, buralardaki hizmetler hastaneler e, bu tutulma bazı gündemler yaratabilir bazı gizli bilgiler de ortaya çıkabilir ama karışıklıklar güvensizlikler de olabilir belki yine çok fazla spekülatif haberler duyacağız hastalıkla ilgili pandemiyle ilgili işte aşılarla ilgili ilaçlarla ilgili bunların da biraz güvenilmez koşullar oluşturmasını bekleyebiliriz ve tabii gizli bilgiler Türkiye'nin 12. evi et, evindeki tutulma gizli düşmanlıklara da dikkat çekiyor aynı zamanda sırlar Arka planda çevrilen işler, e, saklanmış bilgiler, e, bunların da tutulmayla beraber çok konuşulması, e, ortada olması, çok spekülatif e, durumlar yaratmasını bekleyebiliriz. Aslında Mayıs'ta da başladı bu koşullar, yay tutulmasının tesirleriyle. Haziranda da e, bu etkilerin devam etmesini bekleyebiliriz. Mars'ın da Yengeç Burcu'nda olması özellikle ülkemiz adına biraz tabii ki daha zorlayıcı stres yaratıcı koşullar ortaya çıkarıyor. Tutulmanın hemen ardından Uranüs ve Satürn karesi de netleşecek ay ortasında. Ekonomik anlamda da baskıların artmasını ve bunun sonucunda da genel kitleler üzerinde daha fazla huzursuzluğun olabileceğini bekleyebiliriz. Tabii medya özellikle sosyal medya her türlü iletişim alanına dikkat edeceğiz. Çünkü bunlar spekülatif olarak da olumsuz kullanılabilir. Hani Kötü niyetli ve düşmanlık tarzında e, haberleşmenin, e, iletişim cihazlarının daha olumsuz kullanılması ve bunların kitleler üzerinde de kışkırtıcı etkiler oluşturması mümkün. Yani herkesin aslında burada e, daha sakin, daha sağduyulu, daha objektif yaklaşması gerekiyor. Mars yengeçte olduğu için duygusal hassasiyetleri arttırıyor özellikle yakınlarımız sevdiklerimiz vatanımız milletimizle ilgili alanlarda daha fazla koruma hissiyatı içerisindeyiz ama endişe ve kaygılarımız da var sahip olduğumuz değerler ailemiz seni yani buralardaki hassasiyetler yoğun e, bu durum biraz daha duygusal anlamda e, kışkırtıcı olabilir daha sağduyulu davranmamız gerekiyor süreç içerisinde Evet, bunlar tutulmanın genel etkileri ee, özellikle kişisel olarak, tutulma etkilerini haftalık ve aylık videolarda ayrıntılı bahsediyorum ama kısaca değinmem gerekirse yükselen burçlarımıza göre tutulma tesirlerinden de bahsedebilirim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar tutulma 3. evinizde olduğu için yakın çevrenizde oldukça hızlı bir hareket bekleyebilirsiniz aslında. Gündemler daha çok yakın çevreniz işte kardeşler, aile, akrabalar, komşularla ilgili olabilir. Bilgi paylaşımı artıyor. Zihniniz çok hızlı çalışıyor, çok meraklısınız. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Eğitimle ilgili bir konu gündemde olabilir. Bir ticari girişim olabilir. Belki seyahat planlarınız var ama tüm bunlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü biraz karışık etkiler de var. En azından 22 Haziran'a kadar çok acele kararlar vermemeye çalışın. Ee, uzun vadede baktığımızda bu tutulmanın hayatınızda e, yeni düşünceler, yeni planlar oluşturması sizi özellikle e, bilgi anlamında, eğitim anlamında ya da yakın çevrenizle ilgili konularda e, biraz daha ileriye taşımasını bekleyebiliriz. Sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar parasal alanlara dikkat etmek gerekiyor. Evet yeni açılımlar var, yeni kazanç imkanları var. E, paranızı değerlendirirken, kullanırken, harcarken e, lütfen spekülatif hareketlere dikkat edin. Her kese inanmayın. Borçlanma konularına dikkat etmek gerekiyor bu süreç içerisinde. Daha önceden hani alacağınız paralar varsa belki gelebilir tabii ki. Bunlar olabilir. bazı becerilerinizi, yeteneklerinizi değerlendirerek tekrar hani kendinize kazanç kapıları açabilirsiniz. Bir süredir geri planda kalmış işleriniz şimdi tutulmanın tesirleriyle beraber tekrar açılabilir. Ama genelde baktığımızda paranıza sahip çıkmanız gerekiyor. Genel olarak mali konulara dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Sizin için tabii ki önemli. Sizin tutulmanız zaten. E, lütfen e, kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa. Güneş burcunuz da 19 derece ve yakınlarındaysa. Bunun için doğum gününüz 5-15 Haziran arasıysa. Bu tutulma sizin için daha etkili. Merkür'ün gerilemesi çok fazla sorgulama da getiriyor hayatınızda. Düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Geçmişle ilgili konular da gündeminize gelebilir. Gerek ilişkilerle ilgili, gerek kariyerle ilgili biraz geçmişe de çok fazla odaklandığınız bir süreçtesiniz. Ama bunlar size hoş fırsatlar ya da bazı e, imkanları tekrar değerlendirme e, şansı olarak da karşınıza çıkabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Özellikle solunum yollarınıza bağışıklık sisteminize dikkat edin. E, kariyer hedeflerinizde çok idealist ve çok hayalci davranmamak gerekiyor bu dönemde. Daha objektif davranmanız gerekiyor. Daha güvenli adımlar atmanız gerekiyor. Sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar 12. ev güneş tutulması biraz hani kontrol dışı beklenmeyen durumlar yaratabilir. Gizli düşmanlıklara lütfen dikkat edin işte zaman zaman dedikodular işte konuşmalar böyle biraz belki gizli düşmanlıklar olabilir her duyduğunuz bilgiye inanmayın bilinçaltınızın da çok hareketli olduğu bir süreç biraz huzursuzluklar uyku sorunları da yaratabilir bu tutulma gerek sağlığınız gerek çalışma koşullarınız birlikte çalıştığınız kişiler tüm bunlarda daha objektif olmanız gerekiyor duygusal davranmamanız gerekiyor bu süreç içerisinde iyileştirmek, kendinizi iyileştirmek adına tedaviler olabilir. Hep ertelediğiniz bir sağlıkla ilgili bir tedavi yapabilirsiniz. Belki bir bilinçaltı terapi, arınma çalışması olabilir ya da bir estetik uygulama olabilir. Dinlenmek için biraz iziva süreci, bir tatil imkanı da bu tutulma döngüsü size verebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet güneş tutulması yeni projeleri gündeme getirebilir ancak gerileyen bir merkür biraz gecikmeler de yaratacak gibi görünüyor. Arkadaş çevrenizle ilgili etkiler var. Ekip çalışmalarında şanslı olabilirsiniz. Ee, uzaklardan gelen kişiler, daha önceden tanıdığınız kişiler, okul arkadaşlarınız, eski iş arkadaşlarınız onlarla tekrar bağlantıya geçebilirsiniz mesela bu tutulmayla beraber. Hatta ilişkilerinizde bazı yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanızda Mümkün olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, kariyer konularınız ön planda, gelecekle ilgili hedefler var. Evet, biraz toplumdaki statünüz öne çıkıyor. Doğru kararlar verilmesi lazım. Özellikle işbirliklerinde, ikili ilişkilerde e, yanıltıcı koşullara dikkat edin. Her bilgiyi atlamayın, her şeye inanmayın. Bazen doğru bildiğiniz şeyler doğru olmayabilir. Bunları biraz test etmek gerekiyor, biraz eksikleri tamamlamak gerekiyor. 22 Haziran sonrası özellikle kariyerle ilgili konulardaki yaptığınız girişimler ya da çalışmalarınız daha hızlı ilerleyebilir. Bu süreci özellikle biraz gözden geçirmeler yapmak için değerlendirin. Belki gerçekten kaçırdığınız bir fırsat var. ...o tekrar karşınıza çıkabilir... ...birden fazla işle de ilgilenebilirsiniz... ...bu süreç içerisinde... ...sevgili teraziler ve yükselen teraziler... ...evet tutulma... ...hayata bakışınız, düşünceleriniz... ...inançlarınızı tekrar bir sorgulamanıza... ...imkan verebilir... ...bazı planlarınızı gözden geçiriyorsunuz... ...eğitim konuları devrede... ...akademik konularda gelişmeler var... ...uluslararası konularda gelişmeler var... ...seyahatler aktifleşmeye başlıyor... ...gerileyen bir merkür... ...biraz gecikmeler yaratabilir belki geçmişteki bazı şeyleri tekrar gündeme getirebilir. Yani belki yarım kalmış bir e, akademik işiniz var, bir eğitiminiz var. Bunu tamamlayacaksınız. Bununla ilgili tekrar bir fırsat karşınıza çıkabilir. Daha önce gittiğiniz yerlere gitme imkanları da gündemde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, tutulma tesirleri önümüzdeki özellikle 6 ay para konularına daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Borçlanmalara dikkat edin. Evet geçmişte unuttuğunuz ödemeler, borçlar, faturalar karşınıza çıkabilir. Veya hani uzun süredir sürüncemede kalan bir miras sorununu çözebilirsiniz. Bir nafakayı çözümleyebilirsiniz örneğin. Özellikle ortaklı paylaşımlar, eşinizin parası, kaynakları, hisseli paralar alanında daha dikkatli olmanız gerekiyor. Objektif bilgilere önem verin. Hani oradan buradan duyduğunuz şeylerle harekete geçmeyin. E, spekülatif alanlarda e, para kazanmak için yaptığınız girişimlerde de e, mümkün olduğunca güvenli adımlar atmaya çalışın. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar tutulmayla birlikte tabii ki ilişkileriniz özellikle uzun süreli ilişkileriniz e, yeni bir ivme kazanabilir. Hani burada gerileyen Merkür tabii ki geçmiş ilişkiler, geçmiş partner, eskide kalan bir ilişki, evlilik, e, onunla ilgili konuları da gündeme taşıyabilir. E, merkür Retrosu bitene kadar yeni bir anlaşma yapmayın, hani imza atmamaya çalışın mümkünse. E, şu dönemde bir şeyleri gözden geçirebilir, değerlendirebilirsiniz. Sorunlar varsa bunları çözmek için de hep ertelediğiniz bazı sorunları eşinizle konuşmanız gereken, çözmeniz gereken. Bunlar bir ticari ortaklıkla da ilgili olabilir. Şimdi belki bunları bir tekrar ele alacaksınız, çözmeniz gerekiyor. Bunun içinde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bilgi paylaşımına dikkat edin. karşınızdaki kişiyi iyi anladığınıza emin olun. tabii ki dedikodulara, yalan dolan, iftira gibi şeylere de mümkün olduğunca temkinle yaklaşın sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet iş hayatınız ve günlük hayatınızda bir yoğunluk olabilir. Birden fazla işte uğraşıyorsunuz. Temponuz biraz çok yoğun ama çok karışık da etkiler altındasınız. Zihniniz de karışabiliyor. Ne yapacağınızı bilemez bir halde gelebilirsiniz. Sakin kalmak gerekiyor. En azından ay sonuna kadar olan süreçte olup bitenleri biraz izlemek belki daha doğru. Yeni kararlar vermek yerine yarım kalan işlerle uğraşın. Sağlığınıza özen gösterin. Biraz sağlığınız hassas olabilir çünkü. Kronik sorunlar gündeme gelebilir. Onların hep ertelediğiniz tedavileriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Evcil hayvanlarınız, işte yanınızda çalışan kişiler, biraz böyle akrabalar falan. Onlarla ilgili gündemler de Haziran ayındaki planlarınızı değiştirebilir mesela. Evet sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Tutulma tesirleriyle beraber aslında yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Umutlarınız var, heyecanlısınız. E, aşk hayatınızda romantik konularda hızlı gelişmeler olabilir. Biraz trafik de karışabilir. E, böyle nostaljik etkiler var. İşte eski arkadaşlar, geçmiş ilişkiler hani bu, bunlarla ilgili gündemler de var. Hep aklınızda kalan, yarım kalmış bir şeyi belki tekrar bir ilişkiyi canlandırabilirsiniz. Çocuklarla ilgili etkiler var. Çocuklar, hamilelik, doğum ve benzeri tesirlerimiz var. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili düzenlemeler olabilir örneğin. Seyahat planlarınız var ama Merkür retrosu biraz burada plan değişiklikleri de yaratabilir ya da en azından çok acele etmeyin şartlar biraz olgunlaşsın 22 Haziran sonrası bu tarz planlarınızı programlarınızı daha rahat ele alabilirsiniz sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar evet tutulmadan etkilenen burçlardansınız lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle yükselen burcunuz Güneş burcunuz 19 derece ve yakınlarında ise daha güçlü tesirler alabilirsiniz. E, aile konuları, ev konuları, yuva konularınız gündemde biraz ailede bir şeyleri tartışıyorsunuz ama sanki çözüm bulamıyorsunuz. Bunlar çok geçmişten gelen konularda olabilir. Akrabalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler, belki komşularınızla ilgili bazı mevzular var. E, bir evin satılması, kiralanması, yer değişikliği, taşınma gibi bir konu ya da aile içerisinde bir işle ilgili gündemler olabilir. Biraz uzun süreli bir tesir bu. çok acele kararlar vermemek gerekiyor. Çünkü kafanız karışabiliyor. yanıltılabilirsiniz, yanılabilirsiniz. O yüzden yeterince doğru bilgi aldığınıza emin olun karar vermeden önce. yeni girişimler için de ay sonunu beklemekte fayda var. Sevgili astroloji severler, Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.